Tekrar merhaba arkadaşlar. Kitabımızın ikinci ünitesinin belgesini işlemeye hoş geldiniz. Bu belgemiz Osmanlı Maliyesi'nin görevlerine ait bir konuyu içeren belgemiz. Bir özelliği de muameleli evrak dediğimiz türden evrak. Yani ana konuya dair yazının üzerinde başkaları tarafından da işlem yapılmış bir belge. Bizi ilgilendiren kısmı tabii ki muamele kısmı değil şu safhada, bu seviyede. Biz açık yazıyla yazılmış kısımları okumaya çalışacağız. Diğer kısmı gelecek senelerde veyahut yüksek lisans döneminde okunacak yazılardan. Okumaya başlıyorum ben süre daralmadan. Yukarıda belgenin bir özeti yapılmış en tepede. Oradan başlayalım. Hala Halep valisi ve Soğucak başbuğu Veziri Mükerrem İzzetli Mustafa Paşa Hazretleri tarafından varid olan tahriratın hülasasıdır. Burada bir de tarihlendirme örneği görmüş olacağız. Bütün tarihlendirmeler baştaki fi işaretiyle başlar arkadaşlar. Sonra ayın hangi günü, kaçıncı günü olduğunu belirten rakam yazılır. Burada 20, fi 20 şeklinde ayın günü belirtilmiş. Daha sonra da ayın rumuzu yazılır. 12 ay var hicri aylardan biliyorsunuz. Bu ayların her birinin bir rumuzu var. Ya baş harfi ya son harfleridir genellikle. Bunlar bu rumuzlardan, sembollerden oluşan bir şekil görürüz. Sonra buradaki sene işareti konur ve o işaretin üstüne de hangi sene olduğu yazılır. Buradaki tarihi okursak fi 20 Zilkade sene 201 yazmış. Ama biz onu 1201 olarak anlayacağız. Halep valisi ama aynı zamanda Soğucak başbuğu olma durumun üzerine birkaç şey söyleyelim. 17. yüzyıl ortalarından itibaren 18. yüzyıl, 19. yüzyılda eyalet valilerine ek görevler olarak sınır boylarında muhafızlık veya dönemin hassasiyetine göre önemli görevler verilebiliyordu. Bu durumlarda valiler yani eyalet yöneticileri atandıkları yer dışında da görev yapabiliyorlardı. Burada Mustafa Paşa'dan bahsedildiği gibi kendisi Halep valisi olarak atanmış ama Soğucak biliyorsunuz Karadeniz'in bize göre kuzeyinde bugünkü Rusya tarafında kalan bir yerde o dönemde Osmanlılar için hudut boyu sınır teşkil ediyordu. Orada muhafızlık paşalığa görevlendirilmiş. Halep eyaleti yine kendi üzerinde ama ek görev olarak da orada başbuğluk yapacak. Onun gönderdiği evrakın konusu neymiş? Aşağıda hızlıca okuyalım. Müşarün İleyh dediği Mustafa Paşa, Müşarün İleyh'in bundan akdem, bundan önce uhdesinde olan Keban ve Ergani madenleri merbutatı olan kaza ve nevahi ahalileri zimmetlerinde olan zimematı, temessükat ve senedatı ve mevcut olan nühas darphane-i amireye olan deynine mahsuben hala Keban ve Ergani madenleri emini olan Yusuf Efendi'ye teslim olunmak babında sadır olan Evamir-i Aliye mucibince yalnız zikr olunan madenler merbutatı olan kaza ve nevahi ahalileri zimmetlerinde gayri ez teslimat baki kalan 106.566,5 kuruş zimemat-ı sahihanın temessükat ve senedatı ve memhur müfredat defteri Emin-i Muma İleyh tarafına teshir ve Ergani madeninde olan 1730 kıta 21.008 batman nühas dahi vezni kantar olunarak Emin-i Muma İleyh'e teslim olunup
gerek meblağ-ı mezkurun temessükat ve senedatı ve gerek nühas-ı mezbur tamamen emin-i muma ileyhin mehuzu olduğunu havi gönderdiği ilmi haberleri ve müşarın ileyhin hini emanetinden beri canib-i miri ve darpane-i amire ile cari olan hesaplarına dair defatir ve senedat ve bir kıta hülasa defteri Ketfudası Hasan Efendi'ye teslimen ders-i adete ibas olunmakla müşarün ileyhin selefinden kabul eylediği üzere malumül miktar nühasın icap eden kıymetleri ile senedatı teslim olunan zimemat-ı sahihası emin-i muma ileyh uhdesine sermaye kayıt ve müşarün ileyhin hesabına mahsup buyurulmuş ve maruz zikr emri alide gümüşhane emini mezkür olmadığından müşarın ileyhin gümüşhane tarafında olan zimematının senedatı gönderilmeyip bu defa ketudası muma ileyh ile ders adeti takdim olunmuş olduğuna binaen anın dahi tanzimine himmet ve bu veçile kat-ı rişteyi hesab ile darphanede olan tahvillerinin istirdadına müsaade buyurulmasın. Evet, metnimizi hızlıca okuduk. Dediğim gibi siz görüntüleri dondurarak bu okumayı kendiniz yapabilirsiniz. Sonra karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Metnin okunuşunu burada da veriyoruz. İster buradan karşılaştırma yapın, ister kendiniz direkt metnin kendisinden, belgenin kendisinden yapın. Burada bazı kelimeler üzerinde duracağım. Zaten başbuğ üzerinde, başbuğluk üzerinde durmuştuk. Şimdi metnin arasında divani yazıyla yazılmış olan bir kısım var. Ona buyuruldu diyoruz. Buyuruldular sadrazamların emir verme şekilleri, padişahların emir verme şekilleri, ferman, emri âli vesaire. Sadrazamların da umumiyetle emirlerine buyuruldu ismi veriliyor. Orada bir işaret var, onun doğrulama işareti diyebileceğim, sah işareti. Evet, buyurulduğu buraya aldık ama ben onu okumaya gerek görmüyorum. Direkt metnin kendisine geçelim. Müşarun ileyhin Müşarun ileyh kendisine işaret olunmuş ki demek ki. Yani az önce mezkür için söylemiştik birinci videomuzda. Orada zikri geçmiş demekti. Müşarun ileyh de kendisine işarette bulunmuş olan anlamı taşıyor. Burada başka bir kelimemiz. Hülasayı biliyorsunuz özet demek. Tetkik, araştırma, tahkik, doğrulama, o da araştırma anlamını karşılıyor. Tetkik ve tahkik gibi birbirinin eş anlamlısı kelimelerin peş peşe kullanılması bizim Osmanlı Türkçesinde özellikle resmi belgelerde sık kullanılan bir yapı. Eş anlamlı kelimelerin birleşik kelime gibi kullanılması, bir konunun iyi anlatılması adına, iyi anlaşılması, okuyan tarafından iyi anlaşılması adına sık başvurulan bir yöntem. Rüyet görmek demek, buradaki anlamı bir işi görmek. Rüyeti muhasebe, muhasebeyi görmek. Mesela mübaderet, bir işe girişmek, hızlı şekilde başlamak. Keban ve Ergani madenleri Osmanlı maliyesi için çok önemli madenler. Burada özellikle bakır madeni, nevahi nahiyenin çoğulu, zimmette biliyorsunuz borç demek, temessükat borç kağıtları, senedat da yukarıda dediğimiz gibi birbirini tamamlayan kelimeler bağlamında temessükatı sağlamlaştırmak üzere anlamını senedat kelimesi burada kullanılmış. Nühas dediğimiz gibi bakır anlamında. Deyn ise borç, borç demek. Başka hangi kelimelere bakabiliriz? Devam edelim. Burada Evamir-i Aliye dendiğinde
dediğimiz gibi sadece padişaha ait olan emirler olduğunu bu Aliye sıfatından anlıyoruz. Merbutat, merbut bağlanmış demek. Merbutat ise çoğulu bağlanmışlar. Yani bu madene bağlı olan kaza ve nahiyelerden söz ediyor burada. Merbutat derken madene bağlı kaza ve nahiyeleri kastediyor. Gayri teslimat ise teslim edilenden başka anlamında. Gayri zaten biliyoruz. Başka demek. Ez dendan anlamı veriyor. Örnek olarak kullanıldığında gayri ez teslimat, teslimattan başka. Simemat, borçlar, temessükat ve senedatı gördük. Memhur, mühürlenmiş demek. Müfredat defteri ise ayrıntılı yazılmış defter. Her bir madde, her bir nokta en ufak ayrıntısına kadar yazılmış defter anlamında müfredat defteri. Evet, batman bir ölçü birimi. Vezni kantar, kantarın tartılması, kantar ölçüsünün kullanılması. Eminlik ise devletin stratejik özel önem verdiği işletmelerin ya da vergi kaynaklarının kendisi tarafından yönetim şeklini belirtiyor aslında. Devlet bu tür yerleri başka şahıslara ihale etmiyor. Kendi içerisinde bir memurunu görevlendiriyor. Bunlara emin diyoruz. Emin ismini veriyoruz. Evet, diğer ilk defa karşılaştığınız kelime gördüğünüzde de başvuracağınız kaynak tabii ki sözlükler. Terimler için özellikle terim sözlükleri var. Onlara başvurmanızda fayda var. Kitabınızda, kitabın ünitelerinin sonlarında bu kaynaklar, sözlük kaynakları da zaten verilmişti. Burada benim çıkardığım kelimeler size yordam gösterebilir. Onları da görerek konumuzu kapatmış olalım. Gelecek videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.